Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün bir pazar günü. Bu arada dünkü videoyu gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok 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 teşekkür ederiz. Çok kısa ve öz çektim. Bence en güzeli de öyleydi. Ama siz hikayenin başını bilmiyordunuz. Video süresini yani o günde anlatmayı unuttuk aslında ama Mizgin'in ablası ve organize eden iki arkadaşları bize çok süper bir oyun oynadılar. Aslında istemeyerek oynadılar ama harika oldu çünkü bu herkese sürpriz oldu. Bu arada bugün sporumu yaptım arkadaşlar. 8 gün aradan sonra bugün ilk defa kendimde o enerjiyi buldum, kalktım, yaptım. Yaparken ama beynim sürekli hadi tamam dur, hadi tamam dur, yeter bitti, tamam 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 dedi ama ben ısrarla devam ettim ve tüm bir saati doldurdum. Her neyse dün ne oldu? Ben bahçedeydim, tam içeri girerken baktım balon patlamış. Pembe konfetiler her yerde. Biçim seviniyor çünkü diyor ya istiyordum kız olsun onların ilk çocuğu. Hem de öyle de tahmin ediyordum. Ondan sonra hem sevincimi daha yaşayamıyorum yani. Çünkü bağıramıyorum. Mizgin baram yukarıda. Hem de olay yerini acilen toplamaya çalışıyoruz. O sırada işte 3-5 kişi var. Elmas var, İsmail var, Mutlu var falan. Babam var, işte Döne var. Ondan sonra biz toplamaya çalışıyoruz falan filan böyle topladık. Ondan sonra herkes şey yaptı, Zeynep ablaya işte Mizgin ablasına niye aşağı getirdin? Ben büyük tepki verdim zaten. Niye aşağı getirdiniz? İşte balon aşağıda durur mu? Yukarıda olması lazım. Ondan sonra iki arkadaşa Özge ve Bilge. Onlara hep şey diyorum. İşte bu nasıl bir dekor, resmen pembe, her şey pembe, işte benim partim olsaydı ben bilirdim yani. Direkt kız falan derdim. Her şey pembe, mavi hiçbir yerde yok dedim. Ondan sonra balon da öyle patlayınca zaten anladım, dedim ki bu kadar olamaz yani. Neyse gel gelelim ki, onlar zaten iki balon patlatacakmış ilk kız, ondan sonra erkek. Ama bence bu şekil daha iyi oldu. Çünkü patladı falan filan. Herkesin suratı zaten bir karış ama Mizgin'e belli etmemeye çalışıyoruz falan filan. Sonra balon patladığında biz şok. Yani biz komple şok. Çünkü kızı bekliyoruz. Birden patladı. Mavi. Ondan sonra şok yani. Şok üstüne şok geçirdik ama sağlıklı dünyaya gelsin. Tabii ki çok sevindik. Sadece ben Arya'ya bir arkadaş istiyordum ama maalesef. Gerçi maalesef diyemeyelim ama Arya bizim ailenin tek prensesi olarak kalabilecek belki de, bilmiyoruz daha yani ama şu anlık tek prensesi diye düşünüyoruz. Bakalım. Babanın senin o dudukları. Oley. Arya'nın rahatlığına bakar mısınız? Mom, before I can order in the PlayStation. Tamam. Evet, tamam oldum in the PlayStation. Arya. Telefonu bekliyor ama bir kere verdim. Sana alamazsın geri. Arya. Arya. Can I have my phone, baby? Şu oraları bilin. Baby, Arya. Ben de bugün Serhat'la birlikte Costco'ya gitmek istiyorum ama ama çocukları ne yapacağız? Çocuklarla gitmek istemiyorum. Eğlenceli olmuyor. Neyse şuraları bir toplayalım. Yumurta açıyorum. Yumurtamı yiyeyim. Bakarız. Biz çıktık evden. Annem almaya gidiyoruz. Ondan sonra da bir yerlere gideceğiz. Bilmiyorum nereye. Bakalım. Aklımızda tabii bir iki yer var ama karar annemin. Çocuklar giyindik, kuşandık. Tabii saat 3.30 oldu şu an. Bayağı evde oturduk. Arya uyudu yaklaşık 2 saat. Dünden bayağı yorulmuştu. Uyudu 2 saat. Ondan sonra Devran uyuyup uyandı. Ben biraz bir gözümü dinlendirdim. Derin'le babası da birlikte biraz vakit geçirdiler. Şimdi çıktık işte. Öyle. Saçı fön çekimi istedim ama kurumamıştı. Şimdi çıkınca fark ettim ki bayağı da kurumuş aslında. Yapabilirdim. Böyle doğallığımdan kalsın. Bonus kafa. Aa, Devran yanıyordu.
uyup uyanıyor. Çok güzel bir oyuncak aldım onun için. Geçen Instagram'da eski bir iş arkadaşım, çalıştığım bir kurumda iş arkadaşım bana link göndermişti, eski bunu alırsan hoşuna gider diye. Hemen aldım, geldi bugün, taktım, bayağı ilgisini çekti, bakıyordu, uykuya daldı. Birazdan gösteririm size de. Tabii ki nereye gelebilirdik? Yengemlere gelebilirdik. Yengemlere geldik biz de. Dilan beni böyle görünce dayanamıyor asla. Dedi gel otur saçını yapayım. Ama dip boya o kadar çıkmış ki bakın, yani çok şey. Kuaförler burada 4 Haziran'da açılacak. Yani bir ay daha var. Ve o da tam belli değil. Açılıp açılamayacağı. O yüzden bilmiyorum ne yapacağım. Ya dip boya alıp kendim boyayacağım. Ama şu an öyle bir risk almak istemiyorum. Çünkü saç gerçekten şu an çok sağlıklı. Uçlardan biraz alınsa iyi olur ama şu an sağlıklı ve en son Mehmet'in yaptığı o bakım da çok işe yaradı bence. İlk hafta kendini belli etmedi ama ondan sonra yumuşaklığı bayağı bir belli oldu. Bakalım, Dilan şimdi fön çekiyor. Hiç sevmiyor çünkü. Yapmışken buralara da el atacak arkadaşlar. Artık yani baştan yaratacak beni. Baştan yarat bebeğim. Tamam. Yeter ki işte. Bugün bu arada sağlıklı beslenmeye tekrar başladım. Bana güzel şeyler bakıp bugün sadece iki haşlanmış yumurta yedim. O çavdar krakerlerin üstüne yedim. İdare edeceğiz yani, biraz daha kilolar gidene kadar. Emzirdiğim süre içerisinde verebildiğim kadar vermek istiyorum. Çünkü emzirmek bayağı işe yarıyor bende. Ben kilo almıyorum emzirince, veriyorum. O yüzden bu dönem yaptım yapmadım. Ek gıdaya başlayacak zaten bir iki güne. Ezgi abla, annem bana bomba bir hediye alıyor. Ney? Annem sana bomba hediye mi alıyor? Senin hayatın boyunca sana öyle bir hediye almamıştır. O bana gösterdiğin çantayı mı? Vallahi halam bomba gibi geliyor. Ama kaç senelik birikmiş. Çünkü halam... Ama çanta da çok pahalı, sana söyleyeyim şimdiden. Kemer mi çanta mı? Vallahi ikisinin arasındayım. Bence çantayı al, çanta çok güzel. Kemer kim görüyor? Onu ben başkasına aldım. Çanta hangi markaydı söyleyelim, annem o kadar para verecek. Louis Vuitton alacakmış arkadaşlar yenini. Ama çünkü neden biliyor musunuz? Rosa'nın doğum günü 31 mi? Ya 31. 31 Ağustos. Her sene tatil. Vay, onu da bilmiyorum. Ben de Ağustos. Temmuz. Aa doğru, Temmuz. Temmuz. Her zaman. Gerçi hem şanslı hem şanssız oldu. Çünkü her sene bir sahilde, bir denizde, bir tatil köyünde kutladık doğum gününü. Ondan sonra... Ama hep hediyesizdi. Çünkü hep tatildeydik ya da tatilde olmadığımızda da... Yani istediklerini yine alıyorlar. Ama Rosa şey mesela isteyince. İki senedir gitmediniz. Burada da bir şey yapmadın. Hiç kimse bana bir şey yapmadı Ezgi abla. Sen geçen bana sene gene köydeydin. Ezgi abla bana para vermişti. Mezgin'e falan da bana para vermişti. Mezgin abla mevcut... Aa sana bir kere parti yaptı geçen sene. O geçen sene miydi? İki sene önce. Sen geçen sene ne yaptın? Derin bana kart yazmıştı. Sen eşe para evet. O yüzden annemin şu an birikmiş hediyeleri var. Toptan ödeyecek, çanta alacak. Ne kadar kötü olmuş diplerim. Wow. Hamileyse bile bu kadar kötü değildi. Hangi makineyi kullanıyorsun bebeğim? GHD. The thick one. Kalın olan. Ben kalınları sevmiyorum. İncesini seviyorum ama Remington de güzel. Ben Remington'a bayılıyorum. Bu çok ucuz aldım. 40 sterlini almıştım var ya. Hala da kullanıyorum yani. Bu 130-150 gibiydi. Ama ben almadım, arkadaşlarım aldı. Hediyeydi bu bana. Benim Remington de çok gerçekten kaliteli çıktı. 40 sterlini almıştım. Kaç sene önce. Tabii JC gibi pahalı değildi. Ama hala kullanıyorum. Şu kaza gibi şey yapayım. O zaman Zara'da bir şey bulamam sana. Tam iki tane kısa kolu olabilir. Yine bu. Çünkü benim dükkan soğuk. Böyle hep böyle. Oh my god, this is so cute. Anne yaz bitti ki neyi tişört alacağım. This is so cute, but it's really not worth 50 pounds.
Geceliğe benziyor. Çok tatlı ama bence 50 lira için değmez yani. Sabahlığa benziyor. Yeah, sabah. Hayır, şey çok benziyor. Tatlı. Tam görünüyordu, sen çıkardın bu sefer. Ay çok tatlı bir üst. Ben şimdi tam kokusundum. Oh, so cute. Ay dur. Aa, ya. Bence beğendim. Bakayım. Kız ağlıyor, bırakın kızım. OMG. Nemo, orada ayak yüzüne bakar mısın? Ya var ya, bütün her şey bu Arya'nın başının altından çıkıyor ya. Yenge havlu direkt. Bir ayak yüzüne bak. Su al, hadi gidiyor. Arya sen ne yaptın? Sen ne yaptın Arya? Ne? Ne? Ben sesi duydum, ben halamı sus. Otur. Sen ne yapıyorsun ya? Sıra. Hala. Anne. Ama bu buraya nasıl yükselmiş? Yavruya çattı. Keskin. Anne. Belki de açtı, geri kapatamadı. Ne kapatması? Arya. Arya'da her şey normal. Olmazsa bu şekil. Ezgi sende çorap var. Yenge şey yapacağız. Böyle bırakacak mısın? Çeksin ama şunu al canım. Şunu al, dışarı koy. Bebe onu da koy, suyu tam çeksin. Yenge bu fazla ıslanmamış. Ya tam bir şey değil. Suyu çeksin. O zaman hepsi makineye atacağım. Tersindir o zaman. Hepsi makineye atacağım. Şu şeyin altına gitmiş. Ezgi. Al gel. Ezgi bir şu arkaya gitmiş. Burası sanki yenge kurudu. Bence bunu kaldırın, bir şey olmasın. Ya bu kızın elinden ben neler çekiyorum, neler çekiyorum. Ya dayın zaten bizi kovacak. Dayın seni kovmasaydı iyi. Dayın olsaydı. Vallahi dayım kovardı beni. Zaten kovuyor da. Ama. Kovayım mısın ha? Hey, kovayım mısın? Parke yapmamışım. Parke olsaydı. Kovmayayım ulan. Kovmayayım bro. Nuno kurudu yenge burası. Ama şey şöyle açıksam bir yalamışsın. Şu alta gitti ya. Cuma sonu şuraya bugün karınca bak. Bugün gene Arya burada bir şey yapmıştı. Buraya hep karınca çıkmıştı. Arya. Ne çorabını çıkardın? Ne yapıyorsun? Ama ağlayacaksın. Nasıl fark ettim? Ezgi gitti ki bir şey olmamış gibi. Nasıl bir de var ya, su böyle geliyor ya. Önünde bir şekil yapıyor. Sanki var, hiç oralı olmuyor. Elini yıkıyorum. Sesi geldi. Hadi gel. Gel buraya. Ben de bir şeyler. That person, why are you asking that? Can you guys say this? Say this. Say this. Look at this baby. Şey izledim, Elmas'la İsmail'in düğün videosunu açtım, benim geldi, baktım yine. Orada şey, saçım koyu. Kısaydı ve koyuydu. Gaza geldim, dedim acaba koyu mu yapsam yine, çok yakışırdım. Ha? Bence çok koyu yapma. Nothing. Sarıyla koyun arası. Ya buraya gidiyorsun her şey. Yani her şey yakışır. Neyse fazla gaza getirmeyin. Teşekkür ederim tatlım. Teşekkür ederim tatlım. Ama acayip hoşuma gitti. Bir gaza geldim ama onu yaparsam artık sarıya dönüş olmaz yani. Ne? Hey hey, kuafördekiler gibi dur. Ya. Sen
Böyle çekeceğim videoları. Dip boyam görünmesin diye. Okay. Böyle çekeceğim. Bundan sonra böyle değil. Herkesinki çıkmış ya. Eski yapmış ya. Çok teşekkürler. Ama şey yapabilir miyim? Biraz böyle dağıtabilir miyim? Please do. They look pretty delicious. Beni. İşte Ezgi abla saçıyla oynanmasını çok seviyorum. Çok gezerim be. Ben bugün hiç kendimde değilim valla. Müslüm Gürses dinleyip ağlayasım geliyor. Buraya geldim ki bana onu mu yapmak istiyorsun? Allah bana negatif enerji verdi. Buraya geldim ki biraz enerji toplayayım. Enerjim sıfırlaşmış. Hadi baby yine. Valla berlanmış. Merhaba Bir yengem pide yaptı ama neredeyse bitecek. Yumurtalama başkaydınız. Doğruyu söyleyeyim. Böyle 1, 2, 3 tane şöyle şuradan yedim. Ne yapayım dayanamadım yani. Göz var. Bugünkü yemek yine karnıyarık arkadaşlar. Hep karnıyara denk geliyorum. Ama seviyorum. O yüzden sorun yok ki. Çok hoş bulmaz var. Yana onu açlayayım. Olur. Sen onları toptan mı aldın yine? Evet. Ne yaptın? Biz böyle kiloluk aldım. Kutuda. Dondurdun sonra. Ne no. Kutusuna attım. Boks'tan geldi ya. Koydum. Boks'tan aldın mı? Şey yaptım. Böyle fırında pişiyorlar. Bir de iç ve biraz yeşillik. Kuşkonmaz eskiden hiç yemiyordum ama sonra şey sevmeye başladım. Ben sevmek zorunda kaldım. Evet evet bence de güzel. Çünkü bunun bir eski modeli de vardı, bu galiba yeni çıkanı. İçinde okay. Şeyler falan da geliyor. Hem günlük hem düğünlük falan. Ha şey cüzdan da. Cüzdan kedisinde. Fiyatına bak. Fiyatına bakmıyor. Ama halam alır bence ya. Yani. Bir gösterelim alacak mı? Böyle. Evet, tamam. Halam anne seçtim hala. Bakın. Estona seçsin. Çok kal olmasın yani. Halama çok güzel değil mi? Hala bak hem düğünlük hem günlük. Güzel. Çok güzel değil mi? Bakın hele fiyatını. Hala aşık oldun değil mi? Yalan senem içinde kırmızı da var ya. Hala emin misin? Kalbin önce bir elini tut. Şöyle bir elini kalbine abim, koy. Rahat, şimdi yerinden çıkar. Her şey istediğin gibi olsun sen de. Hala hazır mısın? He. Ama şöyle küçük. Şimdi içi zorla zannediyor. Kadar. Bakın hele fiyatını. Hazır mısın? Kalanı korkutuyorsun. Şimdi sen yaptın. 120 lira o küçücük. Ayrıca şimdi sana bir şey söyleyeyim. Gerçek. Ben sana bir şey söyleyeyim. Vallahi hala ben bunu olacağım. Sen şimdi ona yaparsan sıradaki. Hayır bir tane daha var yani. 120 lira. Abla kim bu? Bir de sen neyi satacaksın? Bir de her şey sen sıradaki. Ama Present. Tamam bitirirsek o zaman sıra ona da gel. Ona da alırım. Buna da alırım. Sabah bizde yapalım. Eşi being for real. Hala şunun şeylerini kaldı. Razın abla. 200'den 300'ü de ettin. 300'den 720 ettin. Ama çok güzel lan ya. Çok güzel. Stop dip. Ben kızıma da alırım. Ben kızıma da alırım. Dilan. Kızım ne istiyorsa ben kızıma da alırım. Benim iki tane mezun yetiştim. Master'ım ayrı oldu, normal meziyetim ayrı oldu. 5 yılda doğum günüm biri. Ama hep gittim mizgini aldım. Mizgin kulaklarım çınlasın. Hep gittim mizgine gelinle iş aldı o zaman. Ben ıskandım. ama düğünü olacaktı aldım. Kızım kıyılır. Ama şey hala... Halam bir de altınlarımdan da düşmüyor. Düşmem. Kızımı alırım artık. Benim bir sorunum kalmadı. Biz eve geldik. Ben şunu fark ettim. Biraz önce arabadan çıkartınca gördüm şu Devran'a aldığım yeni oyuncağı. Böyle klipi var.
araba koltuğuna falan, yatağın üstüne asabiliyorsunuz. Ve tabii ki böyle siyah beyaz ve kırmızı renkli. Baya bir hoşuna gitti bugün. O yüzden Zeynep burada izliyorsa teşekkür ederim önerdiğin için. Baya ilgisini çekti bu. Buna benzer zaten bizim aynalı olan da siyah beyaz var. Onu da çok seviyor arabanın içinde. Blavdur. Bir çatal geçsin mi? Evet, saat 11:24 ve bu saatte yemek yiyorum. Ve ben yiyemiyorum. O yüzden çıldırıyorum. Yemeyeceğim. Gideceğim şimdi, hazırlanacağım ve uyuyacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yeni bir günde görüşmek üzere. Bye.